flashbang. Grid CS'e kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda size bildiğiniz üzere yeni update'te gelen Inferno'nun yeni halini tanıtacağım. Şahsen ben oynamadım Inferno'da daha ve fazla bakmadım. Sadece işte sınırlı bir sayıda yerlere baktım. Sizinle beraber aynı anda öğreneceğiz diyebilirim. Öncelikle T-Spawn'dan başlayayım. T-Spawn'da artık ziller yok. Onun yerine böyle tebeşirle şekillerini çizmişler. Bu tartışılır bir konu. Bazıları Inferno'yu sırf zil yüzünden oynuyor diyebiliriz. Ama şahsen ben onlardan değilim. Yani map'in güzelliği daha önemli benim için. İsterseniz hemen başlayalım. Dust2 gibi iki tane yere ayırmışlar. B'ye gitme ve A'ya gitme. Öncelikle şuradan bakalım. Gayet güzel olmuş bence. İki tane seçim yaptığınız için istediğiniz yere gidebileceksiniz artık ve buradan uzatmanız gerekmeyecek. Second mid burası sanırım. Evet. Burayı güzelleştirmişler. Bakalım. Aynen. Buraya bir oda eklemişler. Bunun içinde acaba bir easter egg tarzında bir şey var mı? Yok, hayır. İçecek koymuşlar, bilgisayar koymuşlar falan. Oh, düştüm bir saniye. Şuraya çıkalım. Burada camların arkasına güneş efekti koymuşlar ama arkasında güneş var mı? Aynen, şurada bir güneş var ama burada yok sanırım. Aynen. Burada yok, o tarafta kalıyor. Gayet güzel olmuş bence yeni Inferno ama tabii yani çoğu kişi Pre-Fire aim alarak çıktığı için aimleri bozdu. Artık buraya pusulamıyor tahminimce. Aynen. Buraya pusulamıyor. Tabii ki tavuklar her zamanki gibi yine var. Bakalım second mid bu şekilde. Buradaki saman valyalarını kaldırmışlar. Onun yerine böyle bir balkon tarzında bir şey yapmışlar. Bence güzel olmamış şahsen. Buradan buraya zıplanıyor. Evet. Buradaki odayı kaldırmışlar. Bence çok büyük bir olay olmuş. Onun yerine böyle pusabiliyorsunuz. Tabii burada da artık öyle birden surprise diye çıkamıyorsunuz. Adam öldüremiyorsunuz. Kötü olmuş bence. Ardından evet, dediğim gibi oraya pusamadığınız için biraz artık kolaylaşmış apartmana giriş. Ardından böyle güzel bir manzara eklemişler. Bence çok hoş olmuş. Hoş duruyor. Ardından böyle odaların kapılarını açık bırakmışlar. Acaba oyuncular merak etsin diye mi? İçine bakalım. İçinde bir şey yok. Kanepa falan var. Şeyen olmuş, ona merak ediyorum. Ne deniliyordu buraya? Adını unuttum. Aynen, burayı da eskileştirmişler. Eski bir soba gibi tarzında bir şey koymuşlar. Ardından yani buralar aynı, tıpatıp aynı. Hatta burayı pusabiliyorsun falan. Ama artık sanırım burada şöyle durunca yani saklanamayacaksın tam olarak. O da teröristler için iyi bir özellik olmuş. Buralar aynı tıpatıp. Burayı biraz büyütmüşler sanki, öyle geldi bana. Buralar tıpatıp aynı. Oo, A site'ı baya baya açmışlar. Normalde bildiğiniz üzere baya kapalı bir yerdi. Üstünü açmışlar, her yerini açmışlar. Ardından burayı da açmışlar. Burada pusunca karşıdaki sizi göremiyordu normalde. Vallahi oyun stilinizi değiştirecek bir update olmuş. Burayı da böyle güzelleştirmişler. Burayı beğendim şahsen. Artık ama sanırım aynen buraya zıplamak biraz daha zor. Zıplanıyor da sonuç olarak biraz daha zorlaştırılmış. Artık A site'da fazla pusamayacaksınız. Yani pusmanızı istememişler. Buradan çıkışı değiştirmişler. Burada bir tane self boost vardı, onu silmişler mi? Aynen, galiba onu da silmişler. Yok, silmemiş de olabilirler. Buradan buraya zıplıyordunuz, ardından şuraya zıplıyordunuz. Yani boostlamadan kendiniz çıkabiliyordunuz. Onu yorum olarak yazmayı unutmayın. Orada kapatmışlar mı onu artık, yoksa hala işe yarıyor mu? Şu anda test edemedim. Ardından bir de B site'a bakalım isterseniz. CT site'a falan bakalım. Buralar tıpatıp aynı, sadece daha böyle eskileştirmişler. CT spawn da değişmiş biraz. Buraya pusuluyordu. Artık pusulmuyor. Ardından burası bayağı güzelleşmiş. Burada sidewalk mı deniliyordu? Onu arttırmışlar pusma oranını. Bura aynı. Evet, construction'ı aynen bayağı bayağı yapmışlar. Bura kilise tarzında bir şey olacak tahminimce. Bir dahaki update'de artık tam yapılır. Buradan zıplayıp vurabiliyordunuz. Onu kapatmışlar. Yani bir an nerf gelmiş diyebiliriz. Ardından buralara bakalım. Tabut falan koymuşlar buralara. Yani iç açıcı olmuş diyebilirim. Bu roket mi? Aynen.
roketler falan koymuşlar. Burada yine bakabileceksiniz ama sadece kafanızın gözükme olayını kapatmışlar. Bu da siteler için üzüleceğimiz bir an. Buradan artık oraya zıplayabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu anda test edemiyorum fazla. Şurayı da değiştirmişler. Artık tek başınıza buraya çıkabiliyorsunuz. Aa, buraya fark etmemiştim. Artık buraya pusamıyorsunuz arkadaşlar. Bananayı kesmek için. Banana da bayağı genişlemiş. Burada artık pusmak çok akıl kârı değil. Arabayı kaldırmışlar. Onun yerine odun parçaları koymuşlar. Böyle variller falan koymuşlar. Bu duvar kesinlikle Gabe şöyle bir karar almış. Burada birbirinizi boostlayın ve vurun tarzında. Çünkü bu duvarın başka amacı olamaz. Arkadaşınızla boostlayıp şu arkadaşı vurabilirsiniz. Tahminimce. Bananayı bayağı genişletmişler ve artık şöyle şu köşeden girip birden buradan çıkıp sizi vuramayacaklar. Ve artık buraya da pusamıyorsunuz. Buraya pusabiliyorsunuz. Baya baya değişmiş. Sonra burası da tekrardan T-Spawn. Mid de aynı hala. Buralar aynı özellik. Bunu kırmamız mı gerekiyor geçmek için? Ona bakalım. Hayır. Kırmamız gerekiyor. Artık evet. Artık buradan yürüyerek geçebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Evet. Yani bir de sanırım şuraya bakalım hemen. Şöyle sıkıştık. Bu cam daha açık olmuş ve karşıdaki de siz de artık daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük videomdan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.